Oh, they want to know what's your secret to long life. Secret what? Your secret to long life. Secret for hard work. That's right. Jamaikalı Violet Brown 117 yıl, Japonya Sutaro Koide ise 113 yıl bu dünyada kaldı. Bu kadar uzun bir yaşama sahip olan sayılı kişiler arasındaydılar. Peki bundan daha fazlası mümkün mü? İnsan ömrü 150 yılı geçebilir mi? Yaşlanma nedeniyle vücutta ortaya çıkan hasarları ve hastalıkları önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Sense Araştırma Vakfı'nın kurucularından ve baş araştırmacı Dr. Aubrey de Grey, 20 yıl kadar önce yaşlanmanın kaçınılmaz olmadığını söylediğinde pek çok kişi karşıt görüş bildirmişti. Ama o zamanla durumun değiştiğini söylüyor. 20 years ago I proposed something new, but now basically everybody agrees with me. So it's the standard approach now. So essentially yes, so aging is inevitable at the moment, but only because we don't have good enough medicines. And the types of medicine that are going to work against aging, medicines that repair the damage that accumulates in our bodies throughout our lives. So this is the type of medicine that we are seeking to develop now. When we have that kind of medicine, aging will not be inevitable. We will have no reason why we should become sick when we get old. Uzun yaşamın sırrını arayan sadece günümüz insanı değil, binlerce yıl öncesinden başladı bu arayış. En bilineni Sümer krallarından Gılgamış'tı. Onu ölümsüz kılacak bir bitkinin peşine düştü. Gel de şu olağanüstü bitkiyi gör. İnsana eski gücünü yeniden kazandırma özelliği var bu bitkinin. Onu yıkılmaz duvarlı Uruk'a götürüp yemeleri için yaşlılara vereceğim. Adını da Yaşlılar Gençleştiler koyacağım. Sonunda onu kendim yiyip yitirdiğim gençliğimi yeni baştan elde edeceğim. Ama ölümsüzlük alın yazısı değildi. Ünlü terakota ordusunu hazırlatıp mezarına koyduran Çin İmparatoru Qin Shi Huang da ölümsüzlük peşindeydi. Ölümsüz olamayacağını anlayınca en azından ölümünden sonra bu askerlerin onu korumasını istemişti. Çin, M.Ö. 210 yılında daha 49 yaşında hayatını kaybetti. Ve Büyük İskender, M.Ö. 323 yılında daha 33 yaşındayken hayatını kaybeden Makedonya kralı, ölümsüzlük pınarını bulabilmek için sayısız sefer düzenledi. Ama ne ölümsüzlük ne de uzun yaşam onun da kaderi olamadı. Araştırmacılar dünya genelinde insanların en uzun yaşadığı bölgelerde sürekli çalışmalar yapıyor. 100 yıl ve daha fazla sağlıklı yaşayan insanların en fazla bulunduğu bölgelere Blue Zones yani mavi bölgeler adı veriliyor. Japonya'nın Okinawa adası, Yunanistan'ın Ikaria adası, İtalya'nın Sardunya adası, Costa Rica'nın Nicoya Yarımadası ve Kaliforniya'nın Loma Linda bölgesi insanların en uzun yaşadığı yerler. 100 yıl sağlıklı ve uzun yaşamalarının en önemli nedeni aslında günlük kalorilerinin büyük bir kısmını bitkisel besinlerden almaları olarak ifade ediliyor. Yani şöyle ifade edelim, günlük kalorilerinin %90'ından daha fazlasını bitkisel besinlerden elde ediyorlar ama bir besinleri doğal, kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmıyorlar. Hayvansal gıdaları çok az tüketiyorlar ama tüketirlerse eğer gene organik hayvansal gıdalar tüketiyorlar. Japonya'nın Okinawa Adası'na baktığımız zaman orada ortalama yaşam süresi de 99 yıl. Türkiye'de ise 78-79 yıl. Yani Okinawalılar Türkiye'dekilerden ortalama 20 yıl daha uzun süre yaşıyorlar. Özellikle sebzeler ön planda.
çiğ veya az pişmiş sebzeleri ön planda tüketiyorlar. Bir ada ülkesi olmasına rağmen gene balık çok fazla tüketmiyorlar. Sarı patates, tatlı patates, fermente soya ürünleri, pirinç ve diğer yeşillikler en önde gelen bitkisel ürünleri kullandıkları sebzeler oluyor. Okinavalılara baktığımızda onların çok enteresan bir sözleri var. Haraci bu. Yani sofradan %80 doyduğunuzda kalkın. Sofraya oturacaksanız da mutlaka ve mutlaka açlık hissettiğiniz zaman sofraya oturun. Sağlıklı beslenip uzun süre yaşasak bile insanın doğası gereği yaşlanmasına ve nihayetinde ölüme şu anda bir çare yok. Dr. De Grey'e göre yaşlanmanın 7 nedeni var. Hücre içi atık, hücreler arası atık, çekirdek mutasyonları, mitokondriyal mutasyonlar, kök hücre kaybı, yaşlanan hücrelerde artış, hücreler arası protein bağlantılarının artması. Yaptıkları araştırmalarda tüm bu nedenleri ortadan kaldıracak ilaçlar bulmaya odaklanıyorlar. One of the type of damage is loss of cells, where cells die and they are not automatically replaced with other cells, right? And of course, the way we want to fix that is stem cell therapy. Now, stem cell therapy is definitely available now. There are stem cell therapies already in the clinic, and there are really good stem cell therapies that are very close. They are in the last stages of human experiments. Dr. De Grey, kötü durumda olan ve yarardan çok zarar veren hücreleri öldürmek için de çözüm arıyor. And those cells we can now get rid of using drugs or other means. And again, that is already in clinical trial. But most of the other types of damage, it's a little way behind. Maybe they will not be in clinical trials for another year or two or three. Uzun yaşam sırrını çözmek için hem laboratuvar çalışmaları hem de uzun yaşayan insanlar üzerinde araştırmalar yapılıyor. Uzun yaşayan insanlar sadece mavi bölgeler olarak adlandırılan yerlerde bulunmuyor elbette. Dünyada 100 yıl ve daha fazla yaşayan 2000 kişi yaşam tarzları ve beslenme düzenleri açısından incelenince enteresan sonuçlar çıkmış. Bu insanlar tabii çok değişik özelliklere sahip olan insanlar. Aralarında zenginler var, fakirler var, sigara içenler, içmeyenler, alkol kullananlar, kullanmayanlar var. Hayvansal gıda tüketenler, bitkisel gıda tüketenler var ama tek bir ortak özellik var, o da hepsi az besleniyorlar. Yani az kalori alıyorlar. Biz bunu zaten diğer deneysel çalışmalardan da biliyoruz. Örneğin işte farelerle ilgili olan çalışmalarda da biliyoruz. Örneğin fareler 2 gün aç bırakıldıkları zaman ortalama ömürleri %50 kadar artıyor ve daha sağlıklı oluyorlar. Yani kalori kısıtlaması. Tabii sebzelerin ve bitkisel besinlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de kalorilerin çok az olması. Yani sebze ve meyvelerde özellikle biliyorsunuz insanlar çok fazla kalori olduğunu düşünüyorlar ama sebze ve meyvelerin %90 kadarı su ve birazı da lif. Yani hem su hem de lif. Kalori karşılığı olmayan besinsel unsurlar. Bunun dışında tabii çok fazla vitamin ve mineraller var, antioksidan maddeler var, fitokimyasallar, antikanserojen maddeler var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bizim insanın gerekli olduğu her türlü mikrobesini ve vitaminleri, aynı zamanda da kalorileri, protein, karbonhidrat ve esansiyel yağları da karşılamış oluyorlar. Profesör Doktor Osman Erk'e göre insan sağlığını çevresel faktörler genlerden daha fazla etkiliyor. İstanbul'da yaşamakta olan bir kişi Okinawa Adası'na gidiyor olsa kesinlikle ömrü uzayacaktır. Tersi de doğru. Okinawa Adası'ndaki bir kişi İstanbul'a gelse ömrü de kısalacaktır. Çünkü belirli bir süre sonra tabii ki içinde bulunduğu koşullara, oranın yaşam tarzına ve beslenme alışkanlıklarına ister istemez ayak uydurmak zorunda kalacaktır. Yapılan çalışmalarda da bu gösterilmiş. Çok eskilerden beri gösterilmiş bu. Örneğin Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden insanlar da belirli bir süre sonra, özellikle bir ikinci kuşaktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla
görülen hastalıklar fazla miktarda ortaya çıkıyor. Örneğin kalp damar hastalıkları, örneğin prostat kanseri, örneğin meme kanseri gibi hastalıklar ki genel olarak Japonlarda bu hastalıklar Batı ülkelerine göre çok daha seyrek rastlanan hastalıklardır ama birinci, ikinci kuşaktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Japonlar da gerçekten işte oradaki oranlara yakın oranlarda bu hastalıklar görülmeye başlanıyor. Yani çevre faktörleri çok önemli. Genetik faktörler pek fazla önemli denilemez. Şöyle bir söz var. Genetik faktörler tüfeği doldurur ama tetiği çeken mutlaka ve mutlaka çevre koşullarıdır. Bilim insanları Elizabeth Blackburn, Carol Grader ve Jack Stozak 2009 yılında DNA'da telomerlerin uzunluğunu yöneten enzim telomerazı keşfederek Nobel ödülünü kazanmış ve yaşlanmanın nedenlerine dair çok önemli bir keşfe imza atmışlardı. Artık biliniyor ki telomerler kısaldıkça ömür de kısalıyor. Telomer şu demek aslında, bizim genlerimizi koruyan bölgeler olarak ifade edilebilir. Her hücre bölündüğünde bu telomerler maalesef kısalıyor. Ne kadar kısa süre içerisinde kısalırsa insan ömrü de o kadar çok azalmış oluyor. Örneğin kadınlarda yapılan çalışmalar var. Uzun süre, 10 yıl kadar multivitamin ve antioksidan kullanan kadınlarda telomerler diğer kullanmayan kadınlara göre %10 daha uzun olarak bulunmuş. Böyle önemli bir çalışma var. Yani ömürleri aslında %10 kadar artmış. Şimdi telomer konusuna çok fazla bence kafayı takmaya gerek yok. Ama bizim söylediğimiz, o bahsettiğimiz unsurlar, yani yaşam düzeni ve aynı zamanda da beslenme düzeni bizim telomerlerimizin ne kadar kısalıp kısalmayacağını belirleyen en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani bitkisel besinler biliyoruz ki telomerleri uzatıyor. Bunun dışında fizik egzersiz kesinlikle uzatıyor. Ama alkol ve sigara, hayvansal gıdalar aynı zamanda kolesterol ve doymuş yağdan işte zengin olan bir diyet de telomerlerin daha kısa süre içerisinde kısalmasına neden oluyor. İleride yaşlanmayı durduracak ilaçlar bulunduğunda bunlardan kimler faydalanabilecek? Dr. DeGray, söz konusu terapiyi şu anda yaşayan insanların da faydalanabileceği kadar kısa sürede bulacakları konusunda iyimser. Because these therapies will be rejuvenation therapies, they will repair damage. That means that they will work on people who are already in middle age or older. So yes, I think that people who are maybe 60 or 70 at the time that the therapies arrive will be able to benefit from those therapies. That means, if I'm right about my prediction of time frame, if these therapies do really arrive in 15 or 20 years from now, then people who are 50 years old now will have a good chance of benefiting. Ve çare bulunduğunda yapılan tüm harcamalara da değeceği görüşünde. I think we have at least a 50% chance of getting it done within the next 15 or 20 years from now. And as soon as it becomes available at all, as soon as it is developed, government will definitely make it available to everybody. Because even if we don't think about how important it is to prevent suffering from aging, even if we just think about the economic aspects, these therapies will pay for themselves really quickly. Because aging today, when we don't have these therapies, is insanely expensive. Dr. DeGray daha önce 1000 yaşına ulaşacak ilk insan muhtemelen şu an hayatta açıklamasıyla çok konuşulmuştu. İnsan yaşam süresinin 1000 yıla ulaşması gerçekten mümkün mü? Well, why not? I mean, the best way to see why this makes sense is to remember that when we repair a machine like a car or an aeroplane, using the same method, preventative maintenance, repairing the damage that it has accumulated, there is no limit to how long the machine can keep going.
we have cars that are more than 100 years old now, right? And the important thing is those cars were never designed to last 100 years. They were designed to last only 10 or 15 years, but here they are, working just as well as when they were built. So there is no limit. Any machine can have this because the function of the machine is defined by its structure, its composition. So if we do preventative maintenance, we are maintaining that structure, so we are also maintaining the function. And the fact that the human body is very, very complicated doesn't change that. Ancak Profesör Doktor Erkin günümüz gençliğine bir uyarısı da var. Ortalama yaşam süresi giderek arttı dünyada. Fakat son jenerasyon, özellikle son jenerasyon, yani şu andaki çocuklar ve gençlerle ilgili yapılan tahminlere göre, onlar bu yaşam tarzlarına ve beslenme düzenlerine devam ederlerse maalesef ebeveynlerinden, yani anne ve babalarından daha az yaşama gerçeğiyle karşı karşıya kalacaklar. İnsanların uzun yaşamın sırrını arayışı hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Şimdilik yapılabilecek tek şey uzmanların sağlıklı yaşam konusundaki tavsiyelerini dikkate almak ve Dr. De Grey gibi araştırmacıların yaşlanmayı kaçınılmaz olmaktan çıkaracak tedavileri bir an önce bulmalarını ummak.